Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir farm videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün ne farmlayacağız? Trolldeyiz. DC Premium'la beraber CZ Troll'e geldik. Hemen şöyle flash alayım üzerime. 10 tane flash'ımızı basalım. Flash'ları bastıktan sonra slot'a yavaştan girelim arkadaşlar. %100 drop'umuzu ayarladık ve hemen giriyorum. Şu anda loot ayarımız sıfırda olması lazım. Bir bakalım. Bir yanlışlık olmasın. Evet, şu anda sıfırda ve slot'a giriyoruz. Şu anda boş buldum ama slot sürekli basılıyor. Umarım bir saat burayı çekebiliriz. Burada arkadaşlar TS ve hamur drop'u genellikle alacağız. Onun haricinde farklı olarak çitin drop'u var ve şu 3 itemi atıyor. Bir tane pot, bir tane görev itemi, bir tane de yine aynı şekilde troll load diye bir görev parçası atıyor. Onun haricinde hammer ve TS burada maksimum alacağımız drop arkadaşlar. Buz burada atıyor mu bilmiyorum açıkçası. Bu zamana kadar almadım. Burası farmladığım bir slot, önceden farmladığım bir slot ayrıca. O yüzden genellikle hammer ve TS'den burada çok para kasılıyor. Buyu veseli olduğu için de rahat bir şekilde elden çıkarmanız mümkün. Özellikle yeni serverlarda güzel getirisi olan bir farm arkadaşlar. İki slot boş olduğu için iki slot döneceğim şu anda. Bu büyük bir avantaj sağlıyor bu arada. Şöyle hemen manamızı basalım. Bu arada ilk hamurumuzu aldık. Şöyle göstereyim, bir tane Magic Hammer aldık. Şimdi TS'de alırsak onların üzerine koya koya devam edeceğiz farmımıza. Hammer'ın değeri 250k civarında. Tam şu anda bilmiyorum. En son farmımızın sonunda gidip bakarız derken bir tane de TS aldık. Bu ikisi üzerine drop alacağız sürekli arkadaşlar. Ağırlıklı alacağımız droplar bunlar olacak. Onların haricinde farklı bir şey alacak mıyız? Sanmıyorum. Nakit, mana pot. Onun dışında da bu droplar artık stabil bir şekilde dönecek arkadaşlar. 70k paramız olmuş bile. Bir hem nakitle gelmiştik bildiğiniz üzere. Onun haricinde kastımız her şey kar olarak değer bulacak. Troll slotu CZ troll normalde normal troll'e göre daha kolay kesiliyor. Bu arada bir combo yapamadım. Normal troll'e göre daha kolay kesiliyor. 70 level'da bu çar birazcık itemli ama normalde de kolaylıkla kesebileceğiniz bir mob arkadaşlar. Bir TS daha aldık, şuradan gösterelim. Yani drop'u gayet hızlı ve çok drop atan bir slot. Bakalım biz bir saatte burada ne kasacağız, ben de merak ediyorum. Güzel bir farm bırakacağına inanıyorum. Çünkü drop'u çeşitli ve DC Premium olduğu için birazcık fazla drop atacağına inanıyorum. O yüzden buraya geldim açıkçası. Gelen potlar da 10k değerinde satılacak arkadaşlar. Potlara da para ediyor ve düşen nakit de var. Yani aslında gayet güzel drop'u olan bir slot arkadaşlar. Basılmadığımız sürece burada rahat bir şekilde farm yapacağız. Ama genellikle rahat bırakmadıkları bir slot burası. Sürekli uzak olmasına rağmen, map'ten göstereyim, en uç köşesinde olmasına rağmen yine de birazcık canımızı sıkıyor. Gelip gidenler arkadaşlar, ama burası zaten PK alanı olduğu için ona da çok söylenemeyiz. Söylenme hakkımız yok. Arada loop atalım, yine arkamıza bakar olalım. O yüzden burada elimizden geldiğince ölmezsek farm yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Exit'ten yana bir sıkıntımız yok. XP atarsak eğer birisi geldiğinde hiçbir problem olmayacaktır. Zaten farm çarımız 3 tane TS, bir tane hamur olmuş bile arkadaşlar. Şimdi birazcık hızlandıralım. Sıkılmadan videomuzu izlemeye devam edelim.
Evet arkadaşlar, bu arada MS aldık. Şöyle göstereyim MS'mizi. Henüz kaç dakika olmuş? 12 dakika oldu. 49 tane manapot düşürdük. 4 tane hammer, 10 tane de TS'miz var. Şu anda gayet droplar iyi. Gördüğünüz gibi hem hammer hem hem hammer hem TS aldık bu droptan. Heyecanlandırdı beni drop. Gerçekten çok fazla drop atıyor slot ve açıldıktan sonra belli bir süre burada farmladıktan sonra da neredeyse her kutudan bir şey almaya başlıyorsunuz. Hammer yine aldık gördüğünüz gibi. Şu anda bir tane silahımız patladı ama hammer basmayacağım bunlar için. Çünkü hammer sadece üzerimizdekileri repair ediyor. Kibov da patlayacağı için hemen tovuna gidip geleceğim. Şu anda 6 tane hammer'ımız, 11 tane de TS'miz var. Bir tane de MS aldık. MS'yi göstermek için hemen videoya girdim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. RPR'ye geldiğimde, bu silah da patladığında bir taunt yapıp geleceğim ve kaldığım yerden devam edeceğim. Şu anda 13 dakika gibi bir süre oldu. Gayet iyi ilerliyoruz şu anda. Bakalım ilerleyen dakikalar bize ne gösterecek. Bu arada farklı bir drop göstereceğim hemen şurada. Biz aldık. Blessed Immune Scroll. Hemen onu da şöyle gösterelim. Bir RPR'ye gidip geldik ve hemen bu drop'u aldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz'i gösterirken çitin aldık. Hemen onu da şöyle gösterelim. Asas çitin göğüslük. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi slot 70 level'da maksimum drop'unu atıyor ve çok çeşitli değerli drop'ları var. Hemen şöyle gösterelim. Yani Hammer'ından TS'sine, Shell'inden çitinle ve en son Beast'e, yani Beast'e aldık. Bunların hepsi çok büyük bir getiri sağlayacak bize arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tam 1 saatlik troll farmının sonuna geldik. Hemen şöyle bir bakalım. Gerçekten çok drop aldık. Birazcık 1 saat 15 dakikayı gördük gibi oldu. Çünkü şöyle hemen piyam atacağım kendime. Çünkü çok öldük. 2 kere falan slot basıldı. Onun haricinde tam 2 slot troll döndüm. Hemen hesaplayalım. Hesaplama kısmına geçelim. 120 tane manapot düşmüş. 170 tane manapot. 1M 700K ediyor şu anda server'da. Tanesini 10K'dan satacağız. Onun haricinde neyimiz var? Troll blocklara para pay biçmeyeceğiz. 2 tane çitinimiz var. Çitinlerin tanesini 2M'e koyuyorlar ama 1,5 diyelim. 3M çitinler diyeceğim. Shell'leri kırdıracağız şimdi. Bu boost'ları da pazarda 1M'e görüyorum ama 300K'ya sunduruya satılıyor. Bunu da tam olarak değerini bilmiyorum. Biz çok fazladan hesap etmeyelim. 300K diyelim. Şöyle BIS diyeyim 300K olarak. Onu da şöyle göstereyim size de. Şöyle BIS'i 300K'ya satabiliyoruz. Gelelim şimdi TS ve Hammer'ımızın ne kadar ettiğini arkadaşlar. Hemen Town atacağım. Şurada buy ve sell'lerini birlikte görelim. Neyin ne kadar ettiğini burada daha rahat bir şekilde görürüz diye düşünüyorum. Evet, şöyle baktığımızda Hammer 200K. TS 100, 140K, 104K'ya koyan da var, 125K'ya koyan da var. Bakalım, şurada MP recoverlar var. 150K, yani ortalama 150 140K civarında, 110K'ya da koyan var. Biz bunu 110 sayarız gibi geliyor. Ortalama 110 gibi gözüküyor. Hammer'ları da 200K'ya gördük. Başka var mı bakıyorum ben. Şurada gördüm bir de. 400K biraz abartı. Evet, 200K'da onu sayarız ya kısacası. Hemen şöyle PM'imize devam edelim. 19x Hammer diyeceğim. Hammer'ları 200K'dan saydığımızda 3M 800K edecek arkadaşlar. 39 tane TS diyeceğim. Bu da 39 çarpı kaç diyelim? 120K diyelim. O da 4M 700K gibi bir getiri yapıyor. Nakit olarak 1M 250K paramız olmuş. Başka neyimiz var? 2 tane çitini yazdık. Shell'leri hemen kırdıralım. Bones of Troll'leri saymayacağız. Onları dahil etmiyoruz. MS'miz var. Ona da videonun sonunda girip ekleyelim hemen. İlk önce gidelim bir. Şurada işimizi bir halledelim. Shell'leri kırdıralım. Belki oradan bir drop alırız. Şu PM'i de videodan sonra açarım. Şurada dursun. Başka AP'miz şu anda arkadaşlar çarda 2000 şu anda neyimiz eksik? Silahımız farklı. 2323 AP ile oynuyoruz. Level'ımız 70. Şurada hemen bir şeyleri kırdıralım zaman kaybetmeden. Ne aldık şöyle bakalım. 4 tane Life Crystal çok iyi oldu. 125K burada ama normalde 500K'ya satıyorlar. Onu hemen ekleyelim maliyetimize. 2M
kristal diyeceğim. 4 tane kristal çok iyi oldu. Şunları satalım. Şimdilik tüm gelirimiz bunlar, getirimiz bunlar arkadaşlar. Şu öbisi de 300K saydık. Bir bakalım, belki onun da pazarda fiyatı vardır. Bir MD hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Yanıltmak da istemiyorum sizlere. Şöyle bir gidip bakalım. Bir gidip bakalım neyimiz var, neyimiz yok. Hemen şuralarda göreceğiz zaten. Bakalım. Ezik bestler var. Bunu pazarda gördüm mü onu da hatırlayamadım ama şöyle bir bakalım içlerine doğru. Evet, bu satan arkadaşlarımız da olabilir. Şöyle bakalım. Sanırım yok ya. Bunu biz 300K'ya satalım. Zaten en fazla sayabileceğimiz bunu 600K olacak. 600K'ya ezik bes gördüm çünkü. Evet. Çok yok gibi. Şurada bir tane daha var. Yok, evet. Biz 300K saydık. Böyle de kalsın zaten. Evet, şimdi bir toplam maliyet hesaplayalım. Nakiti de şuraya 1M250K diye yazdık. 1M nakitle gelmiştik. Çitinlerimiz de burada. Onların tanesini 1,5M saydık. Fazlası eksiği o kadar önemli değil. Hemen şöyle bir toplayalım arkadaşlar. Neyimiz vardı? 1M 700K potumuz. Bir saniye şöyle bakayım. 3M daha 4700. Şunla 5 oldu. 8800. 13,5. 14750. 16750. 1 saat. Troll. Ne kadar dedim? 14750 dedim. Tekrar hesaplayalım. Yanlış olmasın. Hesap makinesinden hesaplayacağım. 1700 artı 4700 yapıyor. 300 de 5M edecek. Şuradan 8800 yaptı. 8800 artı 4700. 1250 buradan gelmiş. 2M de kristal gelmiş. 16M 750K kasmışız. 1 saat trolde. Bence gerçekten çok drop aldık ve bizi çok kâra geçirdi bu farm arkadaşlar. Bu potları 10K'dan satacağımızı da hesap ettik. Toplam 1 saatlik troll karımız bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İstediğiniz başka bir slot varsa lütfen yorum olarak belirtin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.